Saray Bisküvileri Ramazan yolcularını sunar. Hey çorbacı, çorbacı neredesin be? Ha buyur. Ya ne adamsın, ne işin var burada? Ne abi? Çorbacısı ya, ben sana çorba ya, içiriyorum. Ya lafın gelişi çorbacı derler yani var ya. Çattım. He. Şimdi bugün biz çorba içmeye Esen'e gidelim. Ne? Yalçın abi var ya, he, bayram. Onlara gidelim, güzel bir çorba içelim. İçelim, bak zaten bir şey söyleyeceğim. Ha. Ok da orayı gösteriyor. Bu tarafa mı? He, bir yok böyle gidelim. Bu tarafa? He, böyle. Ters Osman gibi olur. Ya olsun. Giderim. Giderim bana doğru Sivas'tan ama doğru le 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 doğru. Sen Sivas'ı seyret, yar benden seni. Yar bende seni, yar bende seni. Evet, Sivaslı kardeşlerimizin mekanı burası efendim. Bizim çorbacı. Gelsen kirşen ve de bu güzel Esen'de bizim çorbacı denildi mi? Çorbasına, güzel yemeklerine, güzel lahmacun pidesine, güzel sıcacık böyle en güzel ızgaralarına laf yok. Evet efendim, bizim çorbacıda ne istiyorsan var burada. Bayram Baba burada, Hacı Baba burada Sivas'ta ve de Yalçın abimiz, Yalçın abi meşhur zaten Sivas Spor'un tek destekçisi. Evet, Yalçın abimizin güzel mekanı bizim çorbacı. Rahmetli Müslüm Baba ile beraber burada çok güzel şarkılar söyledik, çok güzel oyunlar yaptık, çok güzel filmler çektik. Ruhu şad olsun Müslüm Baba'nın, Yalçın abi hep o günleri anar. O Müslüm Baba'nın isyankar şarkısını, böyle Sivas şarkısını devamlı beyinle zapt etmiş ve de devamlı bana söyler. Allah rahmet eylesin. Evet efendim, geldik bizim çorbacıya efendim. Ramazan'ın bu güzel günlerinde yine sizlere mutluluklar diliyoruz efendim. Mutluluğun en güzeli sizlerin olsun. Show Türk'ten. Show Türk, ben Deniz Yunus Bülbül ve Gökhan Güney ile haftanın 3 günü evlerinize konuk oluyoruz. Seyrediyorsunuz. Ve de bu güzel oruçlu, bu güzel Ramazan'da bizleri izliyorsunuz efendim. Evet, bizim çorbacı. İşte bizim çorbacı. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Bu güzel mekan Çorbacılar Kralı, bizim çorbacı, bizim kardeşimiz Sayın Yalçın abinin mekanı. Kardeşi bayram ilgileniyor buraya. Burada hakikaten ne istiyorsan en leziz şekilde böyle lezzetli güzel kebaplar, sıcak sıcak böyle taze böyle fasulyeler, taze kurular, böyle değişik süper her gün değişik yemeklerle burada hizmet etmenin gururunu yaşıyor sayın çalışanlar. Ve de Yalçın abiyle bayram kardeşimiz. Sivaslıdır onlar. Sivas Spor'a her zaman destek yapan Yalçın abiye buradan çok teşekkür ediyorum. Sen Sivas'ın seyret, yar benden seni. Yar benden seni. Yar benden seni. Vay. Merhaba baba, ne haber? İyi abisin. İyi misin? Hoş geldin. Ne yapıyorsun burada? Çalışıyoruz abi. İşler nasıl? Çok şükür elhamdülillah, iyi. Döner dönüyor. Aynen abi. Ramazan'la aran nasıl? Elhamdülillah. Her şey tutuyoruz abi. Çok şükür. Nereliyiz? Aslen Kayseriliyiz abi. Evet. Ama Yozgat'ta yaşıyoruz. Yozgat, Kayseri, Sivas, Hatay hep bizim. Show Türk'te kalın. Show Türk'te Ramazan yolcuları Yunus Bülbül ve Gökhan Güney ile bütün hızıyla devam ediyor. Aynen. Edecek. Aynen. Beğeniyor musun benim programları? Aynen abi. Nasıl? İzliyoruz herhalde. Vallahi güzel, evet, değil mi? Çok güzel. Ama bundan sonra Show Türk'teyiz. Öyle Show Türk biliyorsun. Tamam. Herkesin izlediği büyük bir kanal. Bu yemekleri kim yaptı?
Yemekleri aşçımız yaptı abi. Sabahları gelip taze. Evet. Hepsini günlük bir şekilde yapıyor. Helal olsun. İftar için her şey hazır burada. Aynen o şekilde abi. Helal olsun. Evet. Merhaba yakışıklı, ne haber ya? Merhaba, iyi misin? Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Çalışıyoruz. İşin üzerindeyiz. Yemekleri sen mi yaptın? Hayır, bizim bir aşçımız var. O sabahtan öğlen var diye öğlen vardiyasına kadar bir yemekleri hazırlayıp çıkarıyor. Evet. Devamında biz sürdürüyoruz. Nereliyiz? Muşluyuz. Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir. Dışlanın önünde asker sesi var. Ramazan'da oruç tutmak ne güzel şey desene baba. Hoş geldin Ramazan. Adın ne senin? Ferruh. Ferruh kardeşim, kaç çocuk var? 3. Helal olsun. Patronlarla aran iyi mi? Süper. Yalçın babayla? Çok iyiler. 6 senedir yanlarında çalışıyorum. Onlar Sivaslı biliyorsun. Evet. Nereli olursa olsun, Türkiye'li olsun değil fark mi? Etmez. Memleketi önemli değil. Önemli olan insanın kişiliğidir. Ramazan yolcuları söyle bakalım. Ramazan yolcuları. İftarda bekliyoruz. Evet, iftarda bekliyoruz efendim. Gökhan Güney ve Yunus Bülbül'le Show Türk'te sizlerle beraberiz. Ramazan yolcuları. Neymiş efendim? Ramazan yolcuları. Humus ara kebabı, bu gannuç ve balığı, ki köfte içli köftesi. Güzeldir meşesi. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? Hadi doldur görelim bakalım. Sen nereliydin? Batmanlıyım. Batman. Allah nasip ederse bomba gibi bir memleket zaten, ama daha da güzel olacak çünkü o anlaşmalar bitecek değil mi? Bütün petrol akacak Türkiye'ye velallah. Doldur abi, kaç kişilik bu şimdi? Her tabak bir kişiye ait. Evet. Yani iki kişilik yani daha doğrusu. Orası? Bir ızgara, bir tane de belki kebabımız var. Evet, bu ızgara değil mi? Allah Allah, tamamlanmamış hali bu. Evet. Süper. Görüyorsunuz sayın seyirciler, bunu şimdi ne güzel oturacak arkadaşımız, kim yiyecekse afiyet bal şeker olsun. İftarını da bozacak bunlar, ne güzel. Allah Allah, zeytin, hurma, ondan sonra güzel bir çay ve de su, şükredip ya Allah bismillahirrahmanirrahim deyip besmele ile iftarını bozacak. Afiyet bal şeker olsun. Ramazan yolcuları bütün hızıyla devam ediyor Show Türk'te. Afiyet olsun, hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ramazan nasıl geçiyor yenge hanım? Çok güzel geçiyor. Güzel. Ramazan burada da çok güzel. Çok güzel. Burada tabii Türkiye'den bir avantajı daha var. Şeyden ötürü. Burası daha serin oluyor. Türkiye çok sıcak olduğu için Ramazan'da sorun oluyor değil mi? Evet, öyle. Peki yavrum, sen oruç tutuyor musun? Ben de oruç tutuyorum ya. Aferin sana, aferin sana. Delikanlı sen? Ben uğraşıyorum oruçlarla. Evet, zararı yok, olsun. Biraz daha büyüyeceksiniz. Siz yakışıklı kardeşim, maşallah vücut yapmışsın bir de. Ya biz de oruç tutuyoruz tabii ki. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Bu insan iftar ediyor böyle, insanları oruçlu gördüğü zaman. Türkiye'yi özlüyor musunuz peki böyle Ramazanlarda? Evet, özlüyoruz tabii ki. Çok güzel. Özlemez olur muyuz? Türkiye başka. Sadece Ramazan'da değil, her zaman özlüyoruz. Her zaman. Nereliyiz? Samsunluyuz. Ooo, Samsunlu. Bak, peki Samsun'un neresinde yenge hanım? Samsun Havza. Havza'da. Samsun'da. Ne güzel. Kaç senedir buradasınız? Ben burada doğma büyümeyim, Almanya'da. Oo, baba yani, burada düşündünüz, doğma evet, büyüme. Doğma büyüme. Çocuklar burada. Tamam bir Alman gibi tamam, oluyor. Tamam Alman. Biz de Alman sayılırız hani. Ya tabii ne yıllar tabii olunca böyle oluyor maalesef. Evet. Alman gibi ama Türk usullerine göre yetiştiriyoruz yani. Ya tabii ki. Onu biliyorum. Biz evet. Yani biz millet olarak nereye gidersek gideriz, biz örf adetlerimizi... Öyle. Kesinlikle yaparız. Burada mesela diyelim ki bir düğün yapıyorsun, hemen davul zurna gelir. Davul zurna. Değil mi? Evet. Hele bu Kuzey Vestfalen'de daha fazla Türklüğün olduğu fazla yerde daha fazla evet, yaşanıyor. Evet. Ben geliyorum canım, çok düğünlerinize gidiyorum. Evet. Gayet güzel eğleniyorlar. Yani Türk adetleri burada Türkiye'den aynı şekilde devam ediyor.
örf ve adetlerini hiçbir zaman unutmuyor bizim burada vatandaşımız. Yani bir gurbette yaşayan vatandaşlarımız. Onu görüyoruz değil mi? Evet, onun da Allah'ın zaten hesabını yapıyoruz. Hani unutmayalım diye çocuklarımıza olsun. Yani biz babamızdan nasıl gördüysek biz de çocuklarımızdan... Biz babadan böyle gördük değil mi? Evet, evet öyle oluyor. Çok güzel, çok güzel. Peki afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar. Çok sağ olun. Söz verirken acele etme. Çünkü söz namustur. Evet sayın seyirciler, kebapları gördük, yemekleri gördük, hepsini gördük, hepsi on numara, dört dörtlük. Şimdi de bu bizim Hatay'ın meşhur künefesi, değil mi? Evet. Ablamız Trabzonlu ama. Evet. Bu künefeyi nasıl yapıyorsun sen? Vallahi kadayıfı kırıyorum. Evet, biliyorum. Nereden geliyor kadayıf? Hatay ama. Hatay'dan. Evet, Hatay olmadı mı lezzet olmaz. Ama bir de bir şey söyleyeceğim. Evet. Tereyağı biliyorsun, Trabzon'un tereyağı çok meşhurdur. Evet. Trabzon tereyağı kullanılıyor burada. Öyle mi? Evet. Trabzon tereyağıyla Hatay künefesi yemedim. Allah'ıma şimdi bir tane biraz sonra. Peyniri de Hataylar ama. Efendim? Peyniri de Hataylardan alıyorlarmış. Zaten. Buradaki Hataylılardan. Buradaki Hataylardan alıyorsun. Evet. Çok güzel. Şimdi bunlar evet. Bitmiş mi hali? Evet, bitmiş hali. Bir şerbetini koy. Bir görelim bir tanesini. İyi Ramazanlar efendim. Ramazan'da tatlı yiyin. Tatlı ye, tatlı konuş. Elde kalmadı kuruş. Evet, koy şuraya. Ha, çok güzel. Şimdi, evet. Dök. Künefediz Hatay'dan, tereyağ Trabzon'dan. Kaymağı, patronlar Sivaslardan. Kaymağı Afyonlar. Nasıl? Sen burada yalnız bu işi mi yapıyorsun abla? Bu işi yapıyorum. Tatlıcı. Çocuk var mı? Çocuk yok. Allah'ını seveyim senin. Yok. Ramazan nasıl geçiyor? İyi geçiyor. Süper eyvallah. Her zaman burada hepsi tutar Ramazan'ını. Tutmasa da canı sağ olsun. Kendisi bilir değil mi? Evet. Kaldır bir dakika, abi. Bir dakika. Elin yanmasın. Bir dakika yanmaz. Çek abi çek. Oh. Evet geldik efendim. Ramazan yolcuları. Neymiş efendim? Ramazan yolcuları. Şov Türk'te Ramazan Şovdük'te. Yolcularını izlemeyi unutmayın. Her hafta haftanın 3 günü. Evet. Şov Türk. Ramazan yolcuları. Evet, Ramazan yolcuları şefle beraber devam ediyor. Nasılsın? İyi misin? İyiyiz Allah'a. Giresun neresindesin? Görelim. Benim gelinim Eynesili. Eynesili, yakınız. Yakın mı? Vay ne güzel, Ramazan yolcuları başlamadı. Oğlumun hanım Eynesili benim. Var. İşler nasıl, işler? Allah'a şükür iyi. Ramazan'da iyi gidiyor. Tabii ki. Eyvallah. Ramazan. Bak, ismin neydi? Gürol. Gürolcuğum bak dedin ki ben konuşamam kameraya bak. Yarım saattir konuşuyorsun. Ya. Biz adam böyle konuştururuz. Yaparsınız. Biz konuştururuz. Allah razı olsun. Ramazan yolcuları. Şov Türk'te devam ediyor. Haydi bakayım. El salla şefim benim. Yallah. Evet sayın seyirciler, sanatçımız, bizim kardeşimiz, Hatay'ın hemşehrimiz. Çekimden sonra tam iftar bitti, yemeğimizi yedik, şimdi tatlıyı baktım Zula'da yaptırmış. Evet. Sözde kilo almayacağım artık dedi ama inanma. Bir şey söyleyeceğim yani bu kadar açlıktan sonra şeker düşüyor. Öyle mi? Tabii şimdi yemeği sofrayı kaldırdılar. Evet. Sadece tatlı kaldı burada. Tabii oruç tuttuğun zaman kesinlikle şeker düşüyor. Vallahi. Düştüğü için böyle hafif karşılamak için hafif bir şey. Bunu ona gerisini alacağım. Hepsini bitirmeyeceğim. Gerisini yeriz. Hep sen de yersin. Yok ben yemem. Ya, olmaz ya. Sivas ellerinden sazım çalınır. Ben şu künefeyi şey ettireyim mi? Ettir. Çamlı beller bölük bölünür. Vallahi ben bağırsam. Bilmiyorsun. Bilmiyorum diyor. Değiştir. Abi bir şey söyleyeceğim. Efendim buyur abi. Öyle bir şarkıya girdin ki. Sivaslıyız. Tamam bir şey demiyorum buran ya. Buran mekanın evet. Sahibi Sivaslıdır. Sen Sivas'ı seyret. Yar bende seni
yar ben de seni. Çıkalım kaleye bir akşam üstü, bir akşam üstü. Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni, yar ben de seni. Evet sayın seyirciler, geldik yine böyle güzel bir aslan gibi babalar diyarı, babalar gibi oturmuşlar, çaylarını içiyorlar. Belli ki iftarları bozulmuş. Burada muhabbetle bu güzel mekanda sohbet yapıyorlar. Merhaba efendim. Merhaba arkadaşım. Nasılsın? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Yalçın'ın neyi oğlusun? Yalçın, baldızımın oğlu olur. Ne güzel. Sivaslıyız enişte, yani. Eniştesi olurum. Sivaslıyız. Evet, aynen öyle. Neresinden? Altın Yayla, Sivas. Ay canım kardeşim. Buradan Altın Yayla'ya, Sivas'a selam, sevgiler efendim. Bayram ve Yalçın baba, Yalçın kardeşimizin mekanından. Nasıl Ramazan geçiyor? Çok güzel. Güzel mi? Çok güzel. Ailece buradasınız değil mi efendim? Evet efendim. Sen de çayını içiyorsun Ramazan. Evet. Olayı? İftarımızı yettik, şimdi çayımızı içiyoruz. Ne birazdan güzel. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Birazdan namaza gideceğiz. Ne, Allah kabul buraya etsin, ne güzel. Buraya sık geliyorum. Beni tanıyor musun baba? Seni tanıyorum. Ta 70'li yıllardan beri tanıyorum. Allah Allah, yaşımı çıkarttın benim. Allah'ım vallahi 70'ten beri Yunus Bülbül'ü tanıyorsun. Tanıyorum. Helal olsun sana baba. Ya, o zamanlar şeyde programlar yaptık. Her yerde yapıyoruz. Boşver. Sinema salonları vardı. Evet, eskiden evet. Böyle yerlerimiz ama şimdi yoktu. Bizim herkesin salonu Show Türk'te. Kaç çocuk var baba? 4. Sivaslıyız. Sivaslıyız. Sen Sivans'ın seyren. Yar ben seni. Ben evet. Bunlar, biz bunlarla amca çocuklarıyız. Ne güzel. Hı hı. Aynı köylüyüz. Aynı ailedeniz. Ama iyi bir aile. Hele babaları, hele Allah Allah. Bir hacıdır baba ya. Ya Zekeriya iyidir, evet. Değil mi? Hı hı. Buradan selam sevgiyle iletiyorum. İyi Ramazanlar baba. Bayram kardeşim nasılsın, iyi misin? İyiyim, Allah'a çok şükür. Siz nasılsınız Gökhan İyi, abi? Sağ ol, sağ ol. Teşekkür ederim. Çok güzel bir mekanım var. Çok şık ve vitrininden zaten belli her şey. Evet, sağ ol Allah'a. Dört dörtlük burada. Biz bir sürü şey çektik, sen yoktun. Maşallah arkadaşlar güzel çalışıyor. Her şey sistemli. Burada bir sistem oturmuş. Ben şunu çok merak şükür. Ediyorum. Mesela şimdi Ramazan'dayız tabii de. Evet. Ramazan'da işte iftar saatinde çok kalabalık olur genelde. Evet. Normal günlerde burada sirkülasyon nasıl bir şey? Yani tek tek mi geliyorlar, birden mi geliyorlar? Gerçi hafta sonu çok yoğun oluyor galiba. Şimdi hafta sonu çok kalabalık olur. Oturma yeri bulunmaz. Hafta içi de evet. Şöyle söyleyeyim, bizim müşterimiz böyle sirkülasyon olarak yavaş yavaş gelir. Ama saat 7 civarlarında, 6-7 civarlarından sonra daha çok daha kalabalık olur, çok yoğun daha yoğun olur. Evet, tabii. Evet, evet. Zaten bir şey söyleyeyim, bir müessesede böyle bir anda gelip de bir anda giden müşteri değil de yavaş yavaş buraya müşteri aktığı zaman daha güzel bereketli olur, daha güzel olur. Daha güzel olur, tabii. Daha güzel olur. Tabii, daha peki güzel bir de şeyden bahsedelim. Sivas'a gidiyor musunuz? İnşallah. Her sene gidiyoruz. İçinden misiniz Sivas'ın? Sivas'ın içinden, merkezden. Merkezde oturuyoruz yani. Biz kendimiz Sivas Şarkış'la Delilyas köyünden. Evet. Biz geçen sene yine Yunus falan Sivas'ta Ramazan programı çekmiştik. Evet. Ben Sivas'ları iyi tanırım. Bir kere sizin Sivas Spor'un başkanı Meczun Bey. Meczun Bey. Çok iyi, sevdiğim bir dostum. Evet. Peki yani söyleyeceğiniz bir şey varsa ilave edebileceğiniz yani varsa bir şey. Allah buradan tanıdıklarımıza, bütün Türkiye'ye, bütün İslam alemine selamlarımızı sunalım. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öpelim. Ramazanımızı, mübarek Ramazanımızı kutlayalım herkese.
Saray bisküvileri Ramazan yolcularını sundu.